Eğer yapay zeka teknolojide devrim yaratıyorsa, immünoloji de tıpta devrim yaratacak. Bağışıklık sisteminiz, vücudunuzun kansere yakalanmasını önleyen, enfeksiyonla savaşan inanılmaz bir koruma mekanizmasıdır. Görevi kötü hastalıklı hücreleri öldürmektir. Kök hücrelerden önce doğal öldürücü hücreleri kullanırız. Çünkü bu sadece bağışıklık sisteminizi güçlendirmekle kalmaz. Aynı zamanda yaşlanmış hücreler üzerinde de etkisi vardır. Ben Esra Çavuşoğlu. 18 yıldır ayık bir hayat yaşıyorum. Bağımlılık hastalığıyla mücadelem, beni beden ve zihin performansımı iyileştirmek, hayat kalitemi arttırmak, daha sağlıklı ve uzun yaşamak için yeni yöntemler, cihazlar ve takviye ürünler araştırmaya yönlendirdi. Bağımlılık hastalığı, biohacking ve longevity alanlarındaki kendi deneyimlerimden, dünyadaki son gelişmelere, çığır açan girişimcilerden, uzman akademisyenlere, yıllardır yaptığım sohbetler artık her hafta Ayık Kafa Podcast'te. Ayık Kafa Podcast'ine hoş geldiniz. Yanımda Doktor Adeil Kan var. Bu podcast çekimini ayarlamak için ona çok ısrar ettim ve sonunda çekimi planlayabildik. Ve bunun için çok heyecanlıyım. Hoş geldin Adeil. Programa başlarken yaptığınız, yarattığınız ve icat ettiğiniz tüm harika şeyler hakkında ufak bir özet geçeceğim. Ocak ayından beri bu podcast'i yapıyorum ama kök hücre yolculuğum aslında 2020'de başladı. Mel Gibson'ın konuşmasını ve Panama Kök Hücre İnfüzyon Merkezi'ni duymuştum ve çok ilgimi çekti. Ondan önce Türkiye'de bir plastik cerrah vardı, kök hücrelerle çok ilgiliydi. Ne türünü kullandığını tam olarak bilmiyorduk ama Amerika'daki bir kan bankası ile ortaklığı vardı. Bu yüzden bir miktar getirtebiliyordu. Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 10 yıl hatta 13 yıl boyunca kök hücre dünyasına yüzümden başlayarak sonra damardan sonra egzozomlar gibi yöntemlerle çok ilgiliyim. Ancak podcast'i yaptığımdan beri kök hücreyi konuştuğumuz 3 farklı konuğum oldu. Biri kök hücre araştırmacısı ve egzozom araştırmacısı. Fakat bilim insanlarının piyasaya çıkan yeni şeyler konusunda çok muhafazakar olduklarını söyleyebiliriz. İkincisi bir plastik cerrahtı. Aslında plastik cerrah değil, kalp doktoru ama yağ grefti gibi tüm bu kök hücre prosedürlerini yapıyor. Otolog kök hücresi, deri biyopsisi yapıyor hücreyi çoğaltmak için. Ayrıca geçen bölümde Christian Drapeau ile kendi kök hücrelerimiz hakkında konuştuk. Yani bu konuda biraz bilgim var. Ama Adeil, sana gelince konun sadece kök hücre değil, sen aslen rejeneratif tıbbın ön saflarında yer alıyorsun. Genç bir hekim, doktor olarak bu gen terapilerini, diyabet, yaralanmalar, VBT gibi spesifik organ tedavilerine çare buluyorsunuz. Ben bir psikoloğum ve anlatacağım konu özellikle benim için çok ilginç. İnsanların intihar eğilimlerinden ya da derin depresyondan çıkmalarına yardımcı olmak için vagus sinirine bazı enjeksiyonlar yapıyorsun. Yani bu akıllara durgunluk veren bir şey. Ayrıca kök hücreleri geliştiriyorsun. Programa hoş geldin. Bunlar çok muazzam. Öncelikle rejeneratif tıp nedir ve nereye gidiyor? Çünkü şimdiye kadar neler olduğunu biliyoruz. Fakat bize bu sunduğun yenilikler biraz bilim kurgu filmi gibi. Evet, aynen öyle. Sanırım söylediğin şey belki de benimle bazı konuklarınız arasındaki en büyük fark. Ben rejeneratif tıbbın tüm alanlarına bakıyorum. Yani hücre terapisi, gen düzenleme ya da gen terapisi ve doku mühendisliğini kullanıyorum ve bu üçünü birleştirerek bizi yeni nesil tıbba taşıyorum. Bu da organ ve dokuların işlev bozukluğunu onarmak ya da normale döndürmek anlamına geliyor. Yani bir şeyleri kesip atmak ya da sadece bir hap almak yerine sizi eski halinize geri döndürebiliyoruz. Klasik örnek osteoartrittir. Dizinizi alıp yapay bir eklem protezi takmak yerine kıkırdağı yeniden yaratabiliyoruz. Bu her zaman rejeneratif tıbbın vaadi olmuştur ve tahmin edebileceğin gibi belki de 15 yıl önce ilk kez gerçekten kullanılmaya başladıklarında kök hücrelerle alakalı herkes çok heyecanlıydı. Ancak daha sonra sonuçlar pek iyi olmadı ve bu yüzden insanlar bu gerçeklikten uzak ve aslında işe yaramıyor gibi düşündüler.
Bu yüzden pek çok doktor bunu bir kenara attı. Ancak bilim ve araştırma son 5 yılda o kadar ilerledi ki şimdi bu kök hücrelerin nasıl işlev sahibi olacağını, yeni dokuları yeniden çoğaltılacağını ve hasarlı doku onarımını nasıl sağlayacağımızı gerçekten biliyoruz. Bu da araştırmanın en ilgi çekici alanı ve artık kök hücreleri istediğimiz şeyi yapmaları için standartize edebiliyoruz. Bu gelecek için çok heyecan verici çünkü şimdi vücudunuza bir hücre koyduğumuzu düşünün. Bu bir bilgisayar programını programlamak gibi bir şey. Onu istediğinizi yapması için programlıyorsunuz. Bir hücreyi programlayabildiğinizi ve şu tür bir dokuya dönüşeceksin ve yarar sağlayacaksın diyebildiğinizi hayal edin. İşte genetik ve hücresel mühendisliğin bilim yeni çağı bu. Artık bu noktada ve muhtemelen sen de bunu uygulayan çok az sayıdaki klinisyenden birisin. Çünkü diğer röportajlarından ve araştırmaları anladığım kadarıyla birkaç endişe var. Bunlardan biri benim Panama'da yaşadığım deneyim gibi tedavi sonrası pek bir fark hissedilmemesi. Sağlıklı biriyim. O zamanlar 50 yaşındaydım, içki içmiyorum, sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyorum. Ama bunun yanı sıra uykunuz daha iyi mi gibi anketler almaya devam ettim ve gerçekten hiçbir şey değişmedi. Sonra etrafıma sormaya başladığımda belki de sistemin bu tedaviyi reddetmiştir dendi. Ya da başka bir seçenek de akciğerimde tutulmuş olabileceğiydi. Belli ki işe yarayıp yaramadığı şüpheli. Karşıma çıkan tüm bu cevaplar sorgulamaya başlamama neden oldu. Tabii bu şekilde cesaretim kırılmaya başladı ve sonra birkaç kişiyi daha dinledim. Sistemik kök hücre infüzyonunun faydasını elde etmek için her 2 ayda bir yapmanız gerektiğini, ardından 6 ayda bir tekrar etmeniz gerektiğini söylüyorlardı. Bunun ne kadar pahalı olacağını tahmin edersin. Bu yüzden devam etmem gereken bir şey olup olmadığından emin değildim çünkü herhangi bir fark hissetmedim. O yüzden merak ediyorum sen etkili olabilmesi için bu yapılanlardan farklı olarak ne yapıyorsun? Yani pek çok şey var. Bence insanların anlaması gereken ilk şey yağdan veya kemik iliğinden ya da bu durumda göbek kordonu dokusundan bir kök hücre aldığınızda kök hücrenin aslında farklı alt gruplarla dolu olduğu, yani bir kök hücreyi oluşturan sadece tek bir hücre türü değildir. Kulağa kafa karıştırıcı geldiğini biliyorum. Çünkü bir kök hücre aldığınızda bunun homojen bir grup olduğunu beklersiniz. Ancak aslında heterojen olduğu ortaya çıkmıştır. Yani farklı alt grupları var. Bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela lisede farklı arkadaş grupları vardır. Yani birlikte takılan farklı insan grupları. Bir kök hücre aldığınızda bu hücreler kendi küçük gruplarında takılmayı severler. Yani hücreleriniz var, perivasküler hücreleriniz var, müs hücreleri denen bir şeyiniz var ki bizim odaklandığımız hücreler bunlar ve nedenini açıklayayım. Müs hücreleri kök hücrelerin bir alt grubudur. Bunun açılımı çok aşamalı farklılaşan strese dayanıklı hücrelerdir. Bu ifade biraz uzun ama anlamı şu, farklı doku türlerine dönüşebilirler. Yani çoklu hat diferansiyasyonu yapabilirler. Bu da onların pluripotent oldukları anlamına gelir. Bu da dokuya dönüşerek yenilenebilecekleri ve yeniden büyüyebilecekleri anlamına gelir. Ve strese dayanıklıdırlar. Yani zorlu ortamlarda hayatta kalırlar. Bu keşif Japonya'da 2010 yılında, daha doğrusu 2008 yılında yapıldı ve 2010 yılında bir makale yayınladı. Profesör Meridezawa'nın bu keşfi ne yazık ki muhtemelen hak ettiği ilgiyi görmedi. Ancak tüm kök hücrelerin aynı olmadığını fark etmemiz açısından çok büyük bir keşifti. Bazıları aslında farklı davranıyor ve bazılarının diğerlerine göre daha fazla faydası var. Panama'ya gidip göbek kordonu, kök hücrelerini aldığınızda bunların içinde sadece %1 ila 2 oranında müs hücresi vardı. Çünkü müs hücreleri doğal olarak oluşan bir alt gruptur. Benim kanımda da var. Herkesin kanında doğal olarak bulunurlar. Aslında daha fazla egzersiz yapan kişilerde de daha yüksek seviyelerde müs hücresi bulunur. Bu da ilginçtir. Çünkü bu kişilerde doku onarımına yardımcı olacak daha fazla destek mekanizması bulunur. Yani müs hücrelerini bir şeyler hasar gördüğünde onları onaracak ve düzeltecek süper askerler gibi düşünün. Bu benzetmeyi her zaman sevmişimdir. Şehrinizi bir beden gibi düşünürseniz farklı bölgeleriniz ve binalarınız vardır. Ve bu binalar zamanla hasar görür ve tüm kitapların bulunduğu bir kütüphane vardır. Ve bu kitaplar bir tür DNA'dır. Şehrin nasıl korunacağına dair talimatlardır.
zamanla bu kütüphanede hasar biriktirir ve onu onarmanın yollarından biri de bu kök hücrelerdir. Anlatabiliyor muyum? Yani özellikle müz hücreleri daha iyi hayatta kalarak hasarlı dokuyu, hasarlı DNA'yı onarmada daha yararlı olacak hücrelerdir. Böylece göbek kordonu dokusu üzerinde mühendislik yaparak sadece %2 müz hücresi yerine en az %70 müz hücresi elde edebilirsiniz. Bu da Profesör Dezava'nın inme ve ALS, hatta miyokard enfraksiyonu veya kalp krizi için klinik çalışmalarda gösterdiği araştırmasına dayanmakta. Bu farklı ve gerçekten dramatik, şiddetli koşullarda müz hücrelerinin çok faydalı olabileceğini göstermiştir. Esasen göbek kordonu dokusundan bir müz kök hücresi elde ediyorsunuz. Yani hala göbek kordonu dokusu ama biz sadece bir hücre grubunu standartlaştırıyoruz. Böylece daha çok bir ilaç gibi oluyor çünkü artık standartlaştırılmış hücre ürününüz var ve tedavi alan herkes tekrarlanabilir sonuçlar elde edebilecektir. Çünkü her seferinde aynı dozu ve aynı kaliteyi elde edebilirsiniz. Oysa daha önce farklı donörlere ve farklı kaliteye sahip oluyordunuz ve bu yüzden her zaman iyi sonuçlar alamıyordunuz. Çünkü bazı hastalar yanıt verirken bazıları vermiyordu. Çünkü kalite her zaman aynı değildi. Dolayısıyla standartizasyon eksikliği rejeneratif tıpta her zaman büyük bir sorun olmuştur. Bu hala bir sorun ancak standartlaştırma konusunda gittikçe daha iyi hale geliyoruz. Muhtemelen bu çok temkinli, sistemik ve hesaplı yaklaşımınız Kanadalı olmandan kaynaklanıyor. Ve biliyorum ki Kanadalılar Amerikalı ya da bazı başka ülke vatandaşları gibi değil. Orada insanlar özellikle çalıştıkları her şeyi gerçekten çok ciddi bir titizlikle yapıyor. Ve başlangıçtan itibaren öyle olmalısınız ki bu dürüstlükle başlar. Başarılı çalışkan biri olmak için en başta dürüst olunması gerekiyor ve sen de onlardan birisin. Başta paylaşmayı unuttum. Japonya'da, Dubai'de, Meksika'da çalışıyorsun ve şimdi Estonya'da bir yer açıyorsun. Yani bir nevi tüm dünyayı kapsıyorsunuz ve Eternal Health olan kurumunu da standartlaştırıyorsunuz. Yani dünyanın herhangi bir yerinde olan insanlar hangi lokasyon onlara daha yakınsa orayı tercih edebiliyorlar. Ve bu çok özel tedavileri almak için bu konumlardan birine gidebiliyorlar ve her zaman aynı standartlarda hizmet alabiliyorlar ki bu gerçekten çok önemli. Ama şimdi Japonya ile alakalı konudan bahsedince neden Japonya'da oldukça fazla zaman geçirdiğini Japonya'yı seçmemin nedeni Profesör Yamanaka'ya iPSC'ler yani indüklenmiş pluripotent kök hücreler için Nobel ödülü verilmiş olmasıydı. Bu da temelde daha önce bahsettiğiniz deri biyopsisini alıp onu yeniden programlamak için transkripsiyon faktörlerini kullanmak demektir. Ve en temelde bu yaşlı hücreleri yeniden gençleştiriyor. Yani bu inanılmaz bir keşif. Ancak bu hücreler kansere ya da tümörlere neden olabiliyor. Bu nedenle hala daha klinik olarak kullanılmıyorlar. Klinik deneyler yapılmaya başlandı. Ancak bu hücreler açıkça çok zorlayıcı. Çünkü genetik manipülasyon ve yeniden hücresel programlama yapılması gerekiyor. Dolayısıyla üzerinde bayağı çalışılması gereken bir hücre tipi. Öte yandan müz hücreleri. Bunlar da Japonya'da ve iPSC'lerden ya da Yamanaka hücrelerinden sadece birkaç yıl sonra keşfedildi ve ne yazık ki fazla ilgi görmediler. Çünkü Yamanaka tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu yüzden müz hücreleri unutuldu gitti. Ama onlar da inanılmaz bir keşif çünkü müz hücreleri doğal olarak vücudumuzda bulunurlar. İkimiz de şu anda vücudumuzda bir şeyleri onarmaya yardımcı olan müz hücrelerine sahibiz. Yani hiçbir şeyi genetik olarak değiştirmenize ya da manipüle etmenize gerek yok. Onlar sadece orada. Japonya'ya gelmemin nedeni de bu. Çünkü müz hücrelerini keşfeden gerçek bilim insanlarıyla tanıştım ve onlarla bazı araştırmalar yapıyorum ve işbirliği içindeyim. Bunu takiben iki sorum var. Birincisi, bu müz hücreleri kanımızda mı, derimizde mi, yoksa her yerde mi? Kanımızda dolaşırlar. Kök hücre nişi denen bir şeye sahibiz. Bağırsağınızdaki bağırsak zarının her 3 ila 5 günde bir yenilenmesi ve onarılması gerekir. Yani her 3 ila 5 günde bir yeni bir bağırsak zarına sahip oluyorsunuz. Ve bu döngüye yardımcı olan şey bağırsaktaki kök hücre nişidir. Kök hücreler gelir ve yenilenmeye ve yeni dokuya dönüşmeye yardımcı olurlar. Yani vücudunuz sürekli olarak bu hücresel yenilenme, rejenerasyon ve onarım metabolizmasından geçer. Ve müs hücreleri bu onarıma yardımcı olmaktan sorumludur.
bağımlıdır. Ama tek bir noktada kalmazlar. Vücudunuzda dolaşırlar ve ihtiyaç duyulan yere giderler. Bu yüzden çok güçlü bir yuvalanma mekanizmasına sahiptirler. Bu yüzden daha önce söylediğin şey çok doğruydu. Yani Panama'da serum aldığında kök hücrelerin çoğu akciğerlerinde tutuldu ve ihtiyaç duydukları yere gitmediler. Oysa müs hücreleri akciğerlerde o kadar kolay tutulmazlar ve beyin de dahil olmak üzere farklı bölgelere göç ederler. Bu da Japonya'da inme geçiren hastaların tekrar yürüyebilmelerini ve sakatlıktan kurtulmalarını sağlayan klinik çalışmalarda gösterilmiştir. Tamam, senden dinlediğim tüm bu şeyler arasında müs hücre detaylarını yakalayamadım. Yani müs hücreleriyle çalışıyorsun ve onları istediğiniz şeye dönüşecek şekilde programlayabiliyorsunuz, öyle mi? Evet, çünkü onlar pluripotent. Müs hücreleri doğaları gereği pluripotenttir. Müs hücrelerinin güzelliği de bu. Bahsettiğimiz iPSC'ler gibi, ama kanser riski taşımazlar. Yani kansere dönüşmezler ve kontrolsüzce büyümezler. Yani yeni doku türlerine dönüşmek için düzenlenmiş bir yetenekleri var. Güvenilirlikleri ve nöronlar da dahil olmak üzere her tür dokuya dönüşebilme yetenekleri nedeniyle onları çok seviyorum. Peki bunları başka insanlardan mı yoksa kişinin kendisinden mi kullanıyorsunuz? Onları kendi hücrelerinizden alabilirsiniz, ama kendi hücrelerinizle ilgili sorun kök hücrelerinizin yaşlanmasıdır. Ve yaşlandıkça kök hücreleriniz de yaşlanır. Yani ne yazık ki kök hücreleriniz özellikle 40 yaşından sonra çok etkili olmuyor. Yani bu bir numaralı sorun. İkinci sorun klonal genişleme denilen bir şeydir. Yani vücudunuzun kendi kök hücrelerini çoğalttığınızda ve bu kök hücrelerden birinin genetiğinde bir tür hata veya sorun varsa onları çoğalttığınızda aslında potansiyel olarak ileride bir tür soruna neden olabilirler. Çünkü kendi vücudunuzdan alınan kök hücrenin geri infüzyonunu yaptığınızda bağışıklık sisteminiz onları tanımaz. Dolayısıyla hücreler aslında vücudunuzda uzun süre kalır ve sağlıklı donörlerden alınan göbek kordonu kök hücrelerine kıyasla içlerinde bir tür genetik hasar veya güvenlik açığı varsa potansiyel olarak kansere dönüşebilirler. Bildiğin ve izleyicilerinizin de bildiği üzere numunelerimizin %90'ından fazlasını çöpe atıyoruz, çünkü başlangıçta içlerinde yeterince yeni hücre bulunmuyor. Bu yüzden çok sağlıklı donörler olmak zorundalar. Bunları sezaryenle doğumdan sonra göbek kordonu dokusundan alıyoruz ve daha sonra titiz bir test sürecinden geçiyorlar ve standart bulaşıcı hastalık testlerini yapıyoruz. Ancak Panama'da dahil olmak üzere pek çok üreticinin yapmadığı EBD, CMV ve Lyme gibi testleri de yapıyoruz. Güvenli olduğundan emin olmak için bu tür testleri yapmak önemli, bu bir. İkinci olarak da yüksek kaliteli ve etkili olduğundan emin olmak için en az %70 oranında yeni hücre içerecek şekilde tasarlıyoruz. Göbek kordonu dokusu kök hücrelerinin aslında kendi kök hücrelerinizden daha güvenli olmasının nedeni, diyelim ki hücrelerden birinde kanser ya da kanser potansiyeli var. Bağışıklık sisteminiz bu göbek kordonu kök hücrelerini 3 ay içinde temizleyecektir. Yok olurlar. Bu konuda birçok çalışma var. Vücudunuzda kalmıyorlar. Bağışıklık sisteminiz sonunda onları tanır ve sonunda bağışıklık sisteminiz tarafından alınır ve atılırlar. Yani herhangi bir şekilde kansere ya da tümöre dönüşmesine izin vermezler. İşte bu yüzden buradaki güvenliği de yani seviyorum. Yani bu bir. Bunun yanı sıra, eğer yanılmıyorsam, bir deri biyopsisi de yapıyorsunuz ve bir şekilde Yamanaka faktör sistemini kullanıyorsunuz. Gerekli olan her neyse ona dönüşmesi için bunu vücuda yeniden veriyorsunuz. Aynen öyle. Yani pluripotent olan müs hücreleri var. Bir de Yamanaka hücreleri ya da diğer adıyla iPSC'ler var, ki bunlar da pluripotent. Şimdi elimizdeki iPSC'ler, çünkü şu anda Toronto Üniversitesi ile araştırma yapıyoruz ve bu hücrelerin analizini yapıyorduk, ama esasen birlikte çalıştığımız teknoloji ve şirket tümörleri veya kanseri önleyen patentli bir teknolojiye sahip. Yamanaka hücrelerinin içinde bir gen düzenlemesi yapılıyor. Yani hücreler kontrolsüzce büyümeye başlarsa büyümelerini durduruyor. Bu da hücrenin içine yerleştirilmiş bir kapama düğmesi gibi. Yani temel olarak bu Yamanaka kök hücreleri örneğin beta hücrelerine dönüşmek üzere programlanabilir. Yapacağımız çalışmalardan biri de bu. Pankreasta insülin üreten hücreler olan beta hücrelerine dönüşmeye programlayacağız. Bu şekilde onları pankreasa nakledebilir ve diyabeti tedavi etmek için yeni insülin üreten hücreler elde edebilirsiniz. Ve bu Vertex adlı bir şirket tarafından çoktan yapıldı. Şu anda Çin'de de yapılıyor. Bunu ilk yapan ben değilim, ama bunu gerçekten bütüncül bir şekilde uygulayan ilk grup olacağımıza inanıyorum. Yani
Yani tüm vücudu otoimmün bir bakış açısıyla tedavi edeceğiz ve ortamı optimize edeceğiz. Çünkü hücreleri yerleştirdiğiniz mikro ortamın uygun olduğundan emin olmalısınız. Aksi takdirde hücreler hayatta kalamaz. Ve eğer hücreler hayatta kalamazlarsa tabii ki işlerini yapamayacaklardır. İşte bu yüzden pek çok insan da fayda göremiyor. Örneğin senin durumunda olduğu gibi insanlara kök hücre uygulamadan önce peptidler ve başka şeyler yaptırdığımız bir protokolümüz var. Çünkü mikro ortamı mümkün olduğunca elverişli hale getirmek istiyoruz. Böylece infüzyonu yaptığınızda ya da tedaviyi uyguladığınızda hücreler yapmaları gerekeni yapmakta en yüksek başarı şansına sahip oluyorlar. Açıkçası artık müyüz hücrelerimiz olduğu için yarar sağlayacak çok daha kaliteli hücrelere sahibiz. Mesela özellikle ilk nesil göbek kordonu kök hücrelerinin çoğu ölüyor. Aslında bunların %90'ından fazlası ilk 24 saat içinde bunu ölüyor. Bunu ben de duydum. Sanırım Tony Robbins ve birçok NFL oyuncusuyla yaptığın çalışmalarla çok ünlü oldun. Ve aynı zamanda Dubai'nin en yüksek binasının sahibi de hastalarındandı. Dinleyicilerime şunu söylemek istiyorum. Siz sadece insanları gençleştirmek için değil, aynı zamanda tedavi edilemeyen sakatlıkları da tedavi ediyorsunuz. Bu çok önemli. Bu benim ve çevremdeki insanların, yani biohacking dünyasında sıkça duyduğumuz gibi bir şey değil. Örneğin dizimde bir sakatlık vardı ve onu iyileştirmek içinden ziyade 150 yaşına kadar yaşamak istenildiği için kök hücre infüzyonu yapılıyor bu camiada. Ama sen diz, kalça ya da her ne ise bu tarz sorunları tedavi etmek için yola çıkmışsın. Yani insanları gençleştirmek ya da güzelleştirmekten ziyade iyileştirmeye de çalışıyorsun. Evet. Bence gençleştirme benim için pastanın üzerine konulan süs gibi, yani yapabildiğim güzel bir bonus gibi. Dürüst olmak gerekirse bu benim için sadece bir hobi. Çünkü genç görünmekten, genç hissetmekten ve enerji sahibi olmaktan keyif alıyorum. Ve mümkün olduğunca uzun süre, ideal olarak çok uzun süre yaşamak istiyorum. Kendim için yaptığım bu şeyi diğer insanlarla da paylaşıyorum. Ama sonra longevity ve anti-aging konusunda popüler olmaya başladım. Ama dürüst olmak gerekirse bu benim uzmanlık alanım değil. Benim uzmanlık alanım girişimsel ağrı ve spor tıbbı. Ve şimdi kök hücreler, gen terapisi ve yaptığımız tüm şeyler nedeniyle dünyanın dört bir yanından en karmaşık vakaların çoğunu alıyoruz. Uzamış COVID hastaları, fibromiyalji, kronik kompleks bölgesel ağrı sendromu vakaları alıyoruz. Travma sonrası stres bozukluğu, travma gibi ruh sağlığı ile ilgili vakalar ve 10-15 farklı doktora gittikleri gereken yardımı alamamış gerçekten zorlu vakalar alıyoruz. Bu durumdan büyük gurur duyuyorum çünkü bu hastaları yeniden işlevsel hale getirebildiğim ya da hayatlarını geri kazanmalarına yardımcı olabildiğim için gerçekten çok keyif alıyorum. Bence ünlüleri tedavi etmek harika bir şey çünkü farkındalığı artırıyor. Ama açıkçası beni en çok mutlu eden şey acı çeken ve yardıma en çok ihtiyacı olan insanlara yardım Adel, etmek. Senin sevdiğim yönün şu. Eğer ünlüleri tedavi etmezsem ve bu büyük meblağları kazanmazsak bunu alıp araştırmaya harcayamam ve parası olmayan insanların çoğunluğu için daha erişilebilir hale getiremem anlayışın. Bu çok güzel bir yaklaşım tarzı. Aksi takdirde konumun sadece ünlü olmaktan ibaret olacak. Ben buna Robin Hood diyorum. Bu bir Robin Hood modeli. Bilirsin, zenginden çalmıyorsunuz ama kesinlikle bu anlamda bir yeniden dağıtım var. Yani fikir bu. İşte bu yüzden kozmetik ve longevity olayını seviyorum. Çünkü bunu yapan pek çok insanın bunu karşılayacak parası var. Evet, bunu kendileri için yapıyorlar. Ama günün sonunda bu aynı zamanda başkalarına da yardımcı oluyor. Çünkü böylece araştırma yapabiliyoruz ve engelli ya da fiyatı karşılayamayan biri için maliyetleri bu şekilde düşürebildiğimiz potansiyeli yaratabiliyoruz. Ayrıca lokal ya da sistemik kök hücreden çok daha fazlasını sunuyorsun. Sizler gerçekten neredeyse her konuda başı çekiyorsunuz. Gen terapileriniz var. Bir not aldım. NAD yerine plasental implant enjeksiyonunuz olduğunu duydum. Böylece NAD infüzyonları veya haplar ve benzeri şeyler almak yerine birkaç ay sürecek bir yönteminiz var. Geliştirilmiş bir egzozomunuz var. Bu da hangi tedavi yöntemi uygulanıyorsa uygulansın kişinin tedavisinin daha uzun süre etkili olmasına yardımcı oluyor. Böylelikle egzozom daha uzun süre etkili olabiliyor. Beyan vagus sinire.
Yani dolayısıyla kişinin psikolojisini tedavi etmek için çalışıyorsun. Ayrıca yüze uygulamalar yapıyorsunuz ve hepsini çok gelişmiş bir şekilde ele alıyorsunuz. Bu çok müthiş. İnsanlar size dışarıdan baktıklarında ve eğer benim gibi ya da hastaların gibi ya da seninle görüşen her kimse gibi araştırmazlarsa, bu adam her şeyi tedavi ediyor. Bu yüzden iyi olup olmadığını bilmiyorum diye düşünebilirler. Ama konu tedavi ettiğin şeylere ve yaklaşım tarzına gelince bu beni büyüledi. Şimdi biraz da gen terapileri hakkında biraz konuşalım. Çünkü senin uygulamalarından önce hiç duymamıştım. Sanırım Dave Asprey'in podcastinde duydum bu gen terapilerini. Ve dedim ki aman tanrım, bir sürü şeyi tedavi edebilen yeni nesil insanlara dönüşmeye başladık. Siz bu gen terapilerini nasıl yapıyorsunuz? Gen terapisi hakkında biraz tarih dersi vermek istiyorum. Çünkü insanlar gen terapisini duyduklarında açıkçası biraz korkuyorlar. Gen terapisinde olan şey araştırmanın 1980'li yıllarda başlamış olması ve çok heyecan verici ve umut verici olmasıydı. Ancak ne yazık ki 90'lı yılların sonlarında genç bir hastanın viral gen terapisi nedeniyle hayatını kaybettiği bir vaka yaşandı. Yani bir virüs kullanıyorlardı. Gen terapisi vücudunuza bir tür yabancı DNA soktuğunuz ya da kendi genetiğinizi düzenlediğiniz anlamına geliyor. O zamanlarda viral gen terapisi en yaygın kullanımdı ve hala kullanılmaya devam ediyorlar. Virüsler bazı riskler taşırlar. Hala oldukça güvenliler ama bazı riskleri var ve ayrıca pahalılar. Araştırmalarda da bir süre bunlar kullanıldı. Sonra genç çocukla ilgili olay nedeniyle gen terapisi araştırmalarına 10 yıl kadar ara verdiler ve sonra tekrar başladılar. Ama insanlar virüsleri kullanmaya devam ediyor. Bizim ekibimiz virüs kullanmak yerine plazmit kullanıyor. Şimdi plazmit sadece kart alışverişi gibi düşünün. Ben sana kart vizitimi veriyorum, sen de bana kart vizitini veriyorsun. Bu bir plazmit. Sadece bilgi alışverişi. Nereden geliyor? Bakterilerden geliyor, kolibasilinden geliyor. Ama plazmidin içinde bakteri yok. Ve bu sadece küçük bir çember. Çalıştığım şirketin adı da buradan geliyor. Mini çember olarak adlandırılır çünkü sadece dairesel bir plazmit DNA halkasıdır. Ve bu plazmit DNA ile çalışmak çok kolaydır. Laboratuvarda 20 yılı aşkın süredir kullanılmaktadır. Ancak plazmitlerle ilgili sorun vücudunuza girdikten sonra çok kısa bir ömre sahip olmalarıdır. Normalde size bir plazmit enjekte etseydim sadece 1 veya 2 gün sürer ve sonra vücudunuz onu susturur ve plazmit genin ifadesini durdururdu. Dolayısıyla her gün ya da 2 günde bir kendinize gen tedavisi enjekte etmeyeceğiniz de belli. Dolayısıyla bu hiç popüler olmadı. Ancak Mini Circle'da birlikte çalıştığımız bilim adamı Walter Patterson, plazmidin vücudunuzda daha uzun süre kalmasını ve nasıl etkisiz hale getirilmemesini sağlayacak yöntemi buldu. Bu tabii ki 6-7 yıllık bir araştırma gerektirdi ve üzerinde çok çalışıldı ve plazmidin vücudunuzda 1 ila 2 yıl boyunca aktif kalmasını nasıl sağlayacaklarını buldular. Yani hemen etkisiz hale getirilmiyor. Peki neden plazmidler? Çünkü plazmidler çok inerttir. Yani bağışıklık sisteminiz üzerinde herhangi bir etkileri yoktur. Hiçbir yere göç etmezler. Bir plazmidin COVID aşısında kullanılan lipid nanopartikül vektöründen çok daha güvenli olduğunu iddia ederim. Bu vektör mRNA'yı taşımak için kullanılır ve birçok hastada gördüğümüz gibi bu vektör göç edebiliyor ve çeşitli sorunlara neden olabiliyor. Oysa plazmit bir vektördür. Yani istediğimiz bilgiyi iletmek için kullanılan bir tür olarak kullanılır ve bu vektör çok güvenlidir. Ve bu vektöre istediğimiz geni ekleyebiliyoruz. Yaptığımız ilk ürün falostatin oldu. Çünkü falostatin 20 yılı aşkın bir süredir piyasada. Biyo özdeş bir peptit hormonudur. Vücudumuz bunu doğal olarak üretir. Ve yaşlandıkça seviyeleri düşer. Ve plazmit olan falostatin gen terapisi yaparak aslında falostatin seviyelerinizi 1 ila 2 yıl boyunca optimize ediyorsunuz. Bu da enerjiyi artırıyor. Gücü ve kasları, kemik yoğunluğunu arttırıyor. Klinik çalışmalarda ve hastalarımızın çoğunda gördüğümüz gibi vücudunuzdaki yaşlanma hızını önemli ölçüde azaltıyor. Yani özünde bir longevity müdahalesi. Yani aslında falostatin bir peptit midir?
Evet, internetten herhangi bir yerden sipariş edebilirsiniz ama bu sadece bir peptit ve yarı ömrü çok kısa. Ben de bunu anlamaya çalışıyordum. Yani kaç yıldır var olan bir peptit var ama siz bu peptidin sisteminizde daha uzun süre kalmasını sağlayan bir teknoloji kullanıyorsunuz. Dolayısıyla buna bir nevi gen terapisi diyorsunuz. Çünkü ben peptit ve biyoregülatör kullanıyorum. Bunların hiçbiri için gen terapisi yapıyormuşuz gibi konuşmuyoruz. Yani bir şeyi daha uzun süre dayanacak şekilde değiştirmek söz konusu olduğunda, özellikle de mesela sporcular için ya da daha uzun yaşamak isteyen insanlar için harika olduğunu düşünüyorum. Ama çevremde daha fazla ağırlık kaldırmaları, daha fazla protein tüketmeleri gerektiği konusunda onları etkilemeye çalıştığım pek çok insan var. Ve inanın bana, insanları ikna etmek gerçekten çok zor. Yani bu bir nevi hayatlarını kolaylaştırmak demek istemiyorum ama daha sağlıklı hale getirmek gibi görüyorum. Mesela sarkopeni, ileri yaşlarda düşüp kemiklerin kırılması. Yani kaslara yardım ediyor ama bunu nasıl yapıyor? Kaslar durmadan büyüyor mu? Belli ki öyle değil fakat. Kendim için düşünüyordum ve aynaya bakıp yeterince kasım var ve bu gen terapisini yaparsam beni nereye götürür diye düşündüm. Sormak istediğim buydu. Pek çok kadının bunu sevmesinin nedeni vücudun yeniden yapılandırılması diyebileceğim bir etkiye sahip olması. Yani mitokondri işlevini geliştirmesi. Yani hücresel metabolizmaya yardımcı oluyor. Kas yapmayı kolaylaştırıyor ama aynı zamanda yağ kaybetmeyi de kolaylaştırıyor. Ve bazen her ikisini de görüyoruz. İnsanların kas kazandığını ve yağ kaybettiğini görüyoruz. Bu da vücudun yeniden yapılanması demektir. Bu da falostatinin inanılmaz potansiyel faydalarından biri. Ama tabii herkes aynı şekilde fayda görmeyebilir. Bazı insanların vücutları inanılmaz cevap verirler ve 2-3 kilo kas yaparlar, 5 kilo yağ kaybederler veya bazı erkekler 8-9 10 kilo kas yaparlar ki bu bir erkek için ciddi bir miktar. Ancak bazı insanlar ise sadece az kas kazanacaktır. Ama herkeste tutarlı bir şekilde yaşlanma hızında bir azalma görürüz. Yani subjektif faydalar her zaman istediğimiz miktarda olmadığını söyleyebilirim. Ancak yaşlanma hızınızı ölçmenin ve vücuttaki enflamasyonun azalmasını görmenin objektif faydaları oldukça tutarlıdır. Evet, yaşlanma hızını azalttığını nereden biliyorsunuz diye soracaktım. Klinik denemeler için True Age Diagnostic kullanıyoruz ki bu Dunedin PACE skoru ve benzerlerinden oluşuyor. Ancak bunun ne kadar doğru olduğu konusunda tartışırız. Ama önemli olan şu ki aynı testi bir kez kullanıp ardından 6 ay ve 1 yıl sonra tekrar kullanırsanız en azından ilerlemeyi takip edebilirsiniz. Şimdi yaşlanmayı ölçmenin daha doğru bir yoluna sahip olan ve entropi ve biyolojik varyasyon kullanan Harvard'dan Generation Lab adlı bir şirketle var ve bir sonraki klinik deneme için onlarla çalışmayı planlıyoruz. Ve bu yüzden bundan sonra bunu kullanacağız. Ama önemli olan şu ki yaşlanma hızını önemli ölçüde azalttığını öne süren en azından verilerimiz var. Bunu Generation Lab teknolojisiyle de doğrulayacağız. Tüm testleri bir kenara bırakalım. Daha fazla gücünüz, daha fazla enerjiniz ve daha fazla kasınız varsa daha uzun yaşayacaksınız. Bu bir gerçek. Kas ve güç yasam kalitenizle ile çok ilişkilidir, değil mi? Ve eğer folostatin sizi daha güçlü yapar ve kas kazanmanıza yardımcı olursa bu longevity'nizde önemli ölçüde fark yaratacaktır. Folostatin miyostatini inhibe eder. Yani folostatin seviyeniz ne kadar yüksekse miyostatin seviyeniz o kadar düşük olur. Miyostatin kaslarınıza sınır koyan bir enzimdir ve insanlar muhtemelen o büyük Belçika mavisi ineklerini görmüşlerdir. Ben de tam bu devasa sadece kaslı inekleri söyleyecektim. Evet, yapılı inekler çünkü onlarda miyostatin eksikliği var. Yani genetik bir mutasyonları var ve hiç miyostatin üretmiyorlar. Biz tedavide aslında miyostatininizi yok etmiyoruz. Yani o inekler gibi olmayacaksın. Kas gelişiminde hafif bir artış sahibi olacaksın. Çünkü bu biraz frenleri engellemek gibi bir şey. Yapmaya çalıştığımız bu. Bu da kas yapmanızı kolaylaştırır. Yani özellikle bir kadın için çok fazla kas yapmazsınız. Şanslıysanız birkaç kilo kas kazanırsınız. Bu folistatin sohbetinden sonra seni konferansta gördüğümdeki sohbetten bahsedelim. O zaman sana GHK bakır peptidi hakkında sorular sormuştun. Ve bakır peptidi için yeni bir gen terapisi geliştirdiğini evet, söylemiştin. Ama bu doğru kozmetik mu? İçin olacak. Ama aynı zamanda GHK'nın gen ifadesi üzerinde pek çok etkisi var. Ve yaşlandıkça bakır peptit seviyeleri de düşüyor.
Dolayısıyla bunu optimize edebilirsek longevity açısından bazı önemli faydalar görmeyi umuyoruz. Hayır, hayır, ben sadece kozmetik konuya odaklanmıyorum. Yanılmıyorsam GHK bakır vücuttaki 2000'den fazla gene yardımcı olan bir peptit. Aynen öyle. Yani folistatinle yaptığının aynısını bununla da yapacaksın. Evet, bir enjeksiyon ile sadece kola, tıpkı bir aşı gibi ve bunu her bir ila 2 yılda bir yapmak üzere geliştirdik. Peki bu neye yardımcı olacak? Evet, yaşlanmayı ölçeceğiz, yaşlanmayı yavaşlatacağız, cilt kalitesini ölçeceğiz. Umarım cilt sağlığında iyileşmeler görürüz ve sonra yaşlanmanın farklı biyobelirteçlerini ve yaşlanmayla ilişkili subjektif semptomları ölçeceğiz. Ayrıca klotogenleri ve LH üzerinde de çalışıyorsunuz. LH testosteron değil mi? Gen terapisi yapabilmek istiyorsun. Ama biraz klotogeninden bahsedelim. Çünkü katıldığım son konferansta, yani gittiğim son A4M konferansında birkaç alanda klotogeni hakkında konuşuyorlardı. Genin var olduğunu biliyorlar. Ancak hala onu durdurmak için herhangi bir müdahale yok diye bilgi verdiler. Klotogeni bir şekilde yaşlanmaya neden olan bir gen. Şöyle açıklayayım. Kloto Yunanca'da yaşamın dizginlerini kontrol eden kişi demek. Laboratuvarda tesadüfen klotoyu keşfettiklerinde, özellikle fare gibi kloto seviyesi yüksek olan hayvanların daha uzun yaşadığını fark ettiler. Sonra insanlar üzerinde çalışmaya başladılar ve aynı şeyi buldular. Yani yüksek düzeyde klotoya sahip olan insanlar doğal olarak yaklaşık %30 daha uzun yaşıyor. Ayrıca ortalama olarak en az 6 puan daha yüksek IQ'ya sahip olma eğilimindedirler. Ayrıca APOE4 genin sahip olsanız bile bunamaya karşı da koruyor. Dolayısıyla optimal kloto seviyelerine sahip olmanın veya bunları arttırmanın pek çok potansiyel faydası var. İşte bu yüzden klotonun bir hedef olması çok anlamlıydı. İlk dozajımızı geçen hafta yaptık ve şu ana kadar sonuçlar gerçekten çok iyi. LH biraz zor oldu. Bu yüzden bu ürünün ne zaman çıkacağını bilmiyorum çünkü düşündüğümüzden daha zor. Ancak kloto şu ana kadar gerçekten umut verici oldu. Bu yüzden onu demans, böbrek hastalığı için kullanacağız. Çünkü kloto böbrek hastalığına da yardımcı olabilir. Aynı zamanda longevity için de. Bu tür bir gen terapisi tarzıyla bu listeye daha fazla tedavi ekledikçe insanların çok fazla takviye veya günlük müdahale yapmalarına giderek daha az ihtiyaç duyacaklar. Aynen öyle. Bu yüzden bunları seviyorum. Çünkü benim gibi meşgul ve minimalist biri için çok efektif. Çünkü sadece en gereklileri alıyorsunuz ve bu şekilde tüm bu farklı takviyeleri almak veya her zaman kendinize bir şeyler enjekte etmeye gerek kalmıyor. Diğer insanlara bahsettiğin geliştirilmiş eksozomdan biraz bahseder misin? Yani bunlar müz kök hücrelerinden türetiliyor. Bunlara müz eksozomları deniyor. Eksozomlar kök hücreler büyüdüğünde ve çoğaldığında hücrelerden dökülürler ve etraflarında bir sıvı ile birlikte dökülürler. Bu sıvı eksozomlardır. İçinde besinler, mikro RNA'lar, sitokinler, proteinler ve büyüme faktörleri gibi doku onarımını destekleyen, enflamasyonu azaltan ve kök hücrelerin sağladığı birçok olumlu etkiye sahip olan maddeler bulunur. Ancak eksozomlar vücutta belki en fazla birkaç gün kalır. Birçok bilim insanı eksozomların hatta saatler veya dakikalar içinde kaybolduğunu düşünüyor. Çünkü çok hızlı etkili olduklarından reseptörlere sinyal gönderip sonra kaybolurlar. Çünkü küçük sinyallerdir. Kök hücreler ise daha uzun süre kalır ve bu yüzden kök hücreler daha güçlü etkiler yaratır. Ancak eksozomlar yine de birçok şey için çok faydalı olabilir. Kozmetik dahil, intravenöz olarak kullanıldığında kan beyin bariyerini kolayca geçebildikleri için inme ve diğer nörolojik durumlarda yardımcı olabilirler. Onları depresyon ve uzun süreli COVID için nöroenflamasyonda kullanıyoruz. Ayrıca tendon yırtıkları veya kas yırtıkları ve birçok spor yaralanması gibi durumlarda enjeksiyon yoluyla kullanıyoruz. Eksozomların bu tür vakalarda çok iyi çalıştığını söyleyebilirim. Açıkçası ben de eksozom da kullandım. Çoğu şeyi yapmaya çalışıyorum. Aslında iki arkadaşım var. Buradaki bir üniversitede öğretim görevlisiler ve kanser araştırmaları ve kök hücre araştırmacılarılar. Bir dizi çalışma ve araştırma yapıyorlar. Bir çalışma fareleri gençleştirmek üzerineydi. İki fareyi şeker yüklemesi gibi bir yöntemle yaşlandırdılar. Teknik terimleri bilmiyorum. Daha sonra bu farelerden birine 30 gün boyunca eksozomları deri altına enjekte ettiler.
ve fareyi inceleme zamanı geldiğinde beyin boyutunda ciddi bir artış olduğunu gözlemlediler. Normal boyuttaki farelerden biri obez oldu, diğeri ise daha fit ve sonrasında organ organ inceledi. Aslında 2 ay önce farelerde intravenöz eksozomlarla ömrü uzatma üzerine bir çalışma yayınlandı. Çünkü insanlarda bunu yapamazsınız. Ancak fareleri ölene kadar gözlemleyebilirsiniz. Ve düzenli eksozom infüzyonlarıyla ömürleri yaklaşık %12 oranında uzatıldı. Bu muhtemelen insanlarda her 4 ila 6 ayda bir eksozom yapılması anlamına gelir. Bu nedenle longevity için ve çalışmaya dayanarak anti-aging için kullanılmasında kesinlikle potansiyel var. Çünkü PGC bir alfa adı verilen bir şeye yardımcı oluyor ki bu esasen mitokondri biyogenezi düzenleyicisidir. Daha fazla mitokondri üretmeye ve mitokondri disfonksiyonunu düzeltmeye yardımcı olabilirsiniz. Bu da longevity'ye yardımcı olur. Çünkü mitokondri gerçekten yaşlanmanın, kanserin ve birçok farklı şeyin temel nedenidir. Çünkü her şeyin metabolik doğası gereği olduğunu öğreniyoruz. Her şey mitokondri ile başlıyor. Bu nedenle mitokondri sağlığınızı iyileştirmek, kronik hastalıklarla ve yaşlanmayla savaşmanın en iyi yollarından biridir. Ve eksozomların ve kök hücrelerin mitofajiye yardımcı olduğunu biliyoruz. Bu da hasarlı mitokondrilerin onarılmasına yardımcı oldukları anlamına gelir. Ve kök hücrelerin ayrıca mitokondriyal DNA'yı aktarma avantajı vardır. Ki mitokondrinin hasar görmesi ve disfonksiyonel hale gelmesinin nedeni mitokondriyal DNA'nın hasar biriktirmesidir. Sana bir hasta eğer herhangi bir ağrısı yoksa sadece merhaba Adele ya da Doktor Kan, ben longevity konusuyla çok ilgileniyorum ve mümkün olduğu kadar sağlıklı yaşamak istiyorum diyerek geldiğinde senin yaklaşımın ne oluyor? Bu anlattıklarını mı vermeye direkt başlarsın yoksa kan tahlili, MR gibi şeyler mi istersin? Yaklaşımın bu nasıl? Bu gerçekten yolculuklarının neresinde olduklarına bağlı. Beni gören hastaların çoğunun zaten temel olanları yapmış olduklarını söyleyebilirim. Yani muhtemelen Fountain Life gibi bir yere gitmişlerdir ya da Next Health gibi bir şirkette kan tahlili yaptırmışlardır. Kapsamlı teşhisler ve tüm önleyici şeyleri yapmışlardır. İyi beslenip egzersiz yapıyorlardır. Uykuları düzenlidir, stres yönetimi ve tüm yaşam tarzı optimizasyonlarını yapıp takviyeler alıyorlardır. Hatta peptitleri bile denemiş olabilirler. Bu yüzden gördüğüm hastaların çoğunun zaten temel olanları tamamladığını söyleyebilirim ve şimdi başka ne yapabilirim diye arayıştadırlar. Bu nedenle temeli tamamladıktan sonra evet peptitler ve biyoregülatörler genellikle hastalarımın çoğuyla başlayacağım yerdir. Çünkü bu daha hızlı sonuç alınacak bir yerdir. Sanırım dinleyicilerin de bu konuda epey bilgi sahibidir. Çünkü belli ki sen bu konuda oldukça bilgilisin. Rusya'da biyoregülatörler üzerine özellikle de insanların daha uzun yaşamasına nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda pek çok çalışma yapıldı. Özellikle de yaşlanmayla bağlantılı pek çok farklı kronik hastalık söz konusuyken ben de bu konuya büyük bir inanç ve destek duyuyorum. Bu yüzden bunu bir başlangıç noktası olarak kullandığımızı söyleyebilirim. Daha sonrası hastanın bütçesine ve isteğine bağlı olarak değişiyor. Ve eğer her şeyi yapabiliyorlarsa ve en iyisini istiyorlarsa o zaman genellikle intravenöz müz, kök hücreleri, müz egzozomları, ayrıca müz hücreleri bakımından yüksek olan göbek kordonu plazmamızın bir kombinasyonunu sunarız. Göbek kordonu plazması, genç plazmayı değiştirdiğiniz terapötik plazma değişimi gibi bir şeydir. Ancak göbek kordonundan gelir. Bu yüzden yaşlanmaya yardımcı olabilecek daha fazla protein ve daha fazla anti-inflamatuar sinyal içerir. Plazma ferez mi yapıyorsunuz? Hayır, sadece göbek kordonu plazmasını serumla veriyoruz. Yani plazma değişim tedavisi gibi bir şey yapmıyorsun. Bu yöntem o zaman daha kolay. Evet, aynen öyle. Bence işlem öncesi plazma ferez yapmak, kök hücrelerden önce vücudunuzu buna hazırlamak için iyi bir yoldur. Ancak bunu kliniğimizde rutin olarak yapmıyoruz. Ancak insanların buna erişimi varsa bunu yapmalarını tavsiye ediyoruz. Temelde müz kök hücreleri, müz egzozomları, göbek kordonu plazması ve ardından folistatin gen terapisi yapıyoruz. Bu bizim yaşlanma karşıtı paketimiz diyebilirim. Ve bazen insanlar kan değerlerine bağlı olarak doğal öldürücü hücreler de kullanırlar. İşte bu noktada kan tahlili yapabiliriz. Bağışıklık hücresi profillerine bakmak için bu testi isterim. Doğal öldürücü hücreler nedir?
Çok ilginç. Zyrex adında gerçekten iyi bir şirket var. CRX ve adi lenfosit haritası olan bir sistemleri var. Lenfosit beyaz kan hücresi demek. Böylece tüm beyaz kan hücresi sisteminizin ve tüm farklı hücre tiplerinin haritasını çıkarıyorlar. Eğer yapay zeka teknolojide devrim yaratıyorsa, immünoloji de tıpta devrim yaratacak. Çünkü immünoloji her zaman bir kara kutu olmuştur ve giderek daha az kara kutu haline geliyor. Bu da onu giderek daha fazla anladığımız anlamına geliyor. Bağışıklık sisteminiz, vücudunuzun kansere yakalanmasını önlemeye, enfeksiyonla savaşmaya ve her gün bir şeyler yapmaya yardımcı olan hücrelerden oluşan bir mekanizmadır. Doğal öldürücü hücreler doğuştan gelen bağışıklık sisteminizin bir parçasıdır. Yani enfeksiyon kaptığınızda verdiğiniz ilk tepkinin bir parçasıdır ve adından da anlaşılacağı gibi doğal bir katildir. Yani görevi kötü adamları öldürmek, anormal hale gelen kanser hücrelerini öldürmek ve bağışıklık sisteminize "Hey, bu adamı buradan çıkarın, onunla ilgilenmemiz gerekiyor çünkü kansere dönüşecek" ya da "Hey, bu bir patojen, buraya ait değil, ondan kurtulmalıyız" diyendir. Yani doğal öldürücü hücrelerin görevi bu tür kötü hücreleri öldürmektir. Yaşlandıkça doğal öldürücü hücrelerinizin sayısı azalabilir. Bazı insanlar genetik olarak yeterli doğal öldürücü hücreye sahip olmayabilir. Yani bu kanda ölçebileceğimiz bir şey. Ve genellikle kök hücrelerden önce doğal öldürücü hücreleri kullanırız. Çünkü bu sadece bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda vücudunuzdaki zombi hücreler olan yaşlanmış hücreler üzerinde de bir etkiye sahiptir. Yani doğal öldürücü hücrelerin yaşlanmış hücreleri temizlediği yani gösterilmiştir. Yani bu doğal öldürücü hücreleri göbek kordonundan da alıyorsunuz. Evet, bu doğru. Tamam, yani tüm kaynaklar aynı. Evet, hemen hemen aynı donörden. Evet. Şimdi anladığım kadarıyla senin sürecin sadece son ve en büyük müdahaleyi yaparak değil, oraya gelmek için adımların var. Bağışıklık sistemini ya da enflamasyonu temizliyorsun. Evet. Sistemi peptitlerle destekliyorsun. Geri evet. koyduğunuz hücreleri temizliyorsun. Yani bir süreciniz var. Diğer klinikler gibi hemen serum ile NAD veya kök hücre vermiyorsun. İzlediğim bir protokol var. Yani mümkün olduğunca kişiselleştirmeyi seviyorum. Çünkü bu test bile, lenfosit haritası testi, keşke her yerde mevcut olsaydı. Ama şu anda sadece Amerika'da mevcut. Benim de hoşuma gitmesinin nedeni düzenleyici T hücreleri ile TH17 oranını göstermesi. Dinleyicileri bilimle sıkmayacağım. Ancak temel olarak bağışıklık sisteminizin ne kadar sağlıklı olduğunu gösteren bir orandır. Çünkü düzenleyici T hücreleri adından da anlaşılacağı gibi bağışıklık sisteminizi düzenlemeye yardımcı olurlar. Ve bu düzenleyici hücreler işlevsiz hale geldikçe ve sayıları azaldıkça otoimmün hastalıklara yakalanma olasılığınız ve bu nedenle yaşlandıkça sorun yaşama olasılığınız artar. Bu da bize yapmamız gereken başka müdahaleler olup olmadığını söyleyebilir. Dediğin gibi peptitler, biyoregülatörler, timus bezinizi aktive, bunun için biyoregülatörler kullanmak gibi kök hücreleri uygulamadan önce bağışıklık sisteminizi mümkün olduğunca hazır hale getirmek için farklı müdahalelerde bulunuruz. Böylece kök hücrelerin en iyi başarı şansına sahip olacağından ve hastaların iyi sonuçlar alacağından emin olmak için bu tür oranlara ve bu tür kan çalışmalarına bakmak Vegas gerekir. Enjeksiyonlarına nasıl başladın? Bu benim için çok sevindirici çünkü belirli bir psikolojide sıkışmış pek çok insan var. Yani fiziksel acı gibi değil, duygusal acıdan bahsediyorum. Travma, bağımlılık ya da hayatlarında ilerlemelerini engelleyen herhangi bir şey. Çünkü sen bir psikiyatrist değilsin. Bu konuya dikkat çekmek istemenin sebebi neydi? Çünkü bu çok çok özel bir alan. Ve dürüst olmak gerekirse pek çok insan bu tür şeylere dahil olmak istemiyor. Çünkü ölçümü zor bir alan. Hastadan alabileceğiniz geri bildirim sadece anekdot yani, niteliğindedir. Yani senin de söylediğin gibi insanlar ruhsal sorunlar yaşadıklarında bunu her zaman dışarıdan göremezsiniz. Bir doktor veya klinisyen olarak bu insanlara yardım etmek istersiniz. Ben nasıl yardım edebileceğimi bulmak istedim. Bu arayışım da bizimle çalışan bir meslektaşımın bir hastasıyla başladı. Özel kuvvetlerde çalışan eski bir askerdi ve çok ciddi bir travma sonrası stres bozukluğu yaşıyordu ve intihar etmek isteyecek kadar kötüydü. 4 çocuğu ve bir eşi vardı ve hayatta kalmak için mücadele ediyordu. Bu savaşa gidip görevlendirildikten sonraydı. Kanada bildiğiniz gibi birçok yönden geride kalmış bir ülke ve geride kaldığımız yollardan biri de
tıp alanında sunulanlar. Kanada'da esasen sadece terapi alabilirsiniz ve size verilebilecek ilaçlar vardır. Ama ilaçlar işe yaramazsa, ki onun durumunda işe yaramadı, o zaman tek seçenek tıbbi yardımla intihar oluyor. Ve bunu bir aileye sahip birine başka seçeneğiniz kalmadığı için tek yapabileceğiniz kendinizi medikal yardımla öldürebilirsiniz demek çok üzücü. Bir dakika, bir dakika. Bu şimdiye kadar duyduğum en garip şey. Kanada'da böyle bir şey var mı? Yani birini tedavi edemiyorsanız bu sadece ruhsal bir durum için mi, yoksa ölümcül bir kanser gibi herhangi bir şey için mi olabilir? Artık hastaların böyle bir hakkı var. Buna MAID deniyor, tıbbi destekli ölüm. Ve esasen hastalara, sanırım yaşamlarına son verme hakkı tanıyor. Ama bence buna izin vermemeliler. Yani her neyse, bu bambaşka bir tartışma konusu. Ancak bunun biraz dikkatli ya da temkinli olmak gerektiğini düşünmemin nedeni... Sanırım aklımı okuyorsun. Çünkü benim düşündüğüm şey, ruhsal olarak oldukça rahatsız olan birinin kendini öldürmesine izin verirseniz ilk seçeneklerinin kendilerini öldürmeye çalışmak olacağını düşünüyorum. Onlara yardım etmeye çalışmalısınız. Bunu yapmalarını kolaylaştırmaya değil. Ben de tam olarak bunu söyleyecektim. O da bana yapabileceğim bir şey olup olmadığını sordu. Dediğin gibi ben psikiyatrist değilim. Onun için ne yapabileceğimi gerçekten bilmiyorum. Bu yüzden biraz araştırma yapmaya başladım ve sonra bazı arkadaşlarımla konuştum. Ve sonra tıpta 20 yıldır kullanılan steli ganglion bloğu hakkında bir şeyler okudum. Bu metotla boynunuzun etrafındaki steli ganglionu olan siniri bloke etmek için anestezik madde kullanıyorlar. Ve temelde sinir sistemini sakinleştiriyor. Kaç ya da savaş tepkisini yatıştırır ki TSSP'li hastaların çoğunda otonom sinir sistemi düzensizdir. Yani her zaman savaş ya da kaç durumundadırlar. Yani kortizolleri düzensizdir. Çarpıntıları olabilir, kabuslar görebilirler, anksiyete yaşayabilirler, panik atak geçirebilirler, savaş ya da kaç tepkisi nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer tüm şeyler olabilir. Ve böylece bu prosedür uzun zamandır uygulanıyor ve üzerinde çalışılıyor ama rejeneratif tıp doktoru olarak ben şöyle düşündüm. Bu sadece bir blok gibi. Yani gerçekten rejeneratif değil, sorunu gerçekten çözen bir şey yok. Eğer yapabilirsem ben sorunu çözmeyi seviyorum. Ve bu yüzden neden bazı peptitler veya eksozomları denemiyoruz ve sorunu çözmüyoruz diye düşündüm. Amerika'da Dr. Matt Cook adında bir doktor benzer bir şey yapıyordu. Ancak tam olarak benim şu anda yaptığım gibi yapmıyordu. Onun ne yaptığını öğrendim. Ardından bunu araştırıp vagus sinirini nasıl manipüle edebileceğimizi araştırmaya başladık. Ki bu da rahatlama sisteminize bir geçittir. Ve biz de bu sinirin disfonksiyonel hale geldiğini biliyoruz. Sadece onu engellemek zorunda kalmadan. İşte burada eksozomlar ve peptitler devreye girdi. Çünkü sinyalleri yeniden düzenlemeye ve sinir sistemi disfonksiyonunu onarmaya yardımcı oluyorlar. Şimdi sadece bir blok yerine stelik gangliona peptitler de kullanıyoruz ve bu sinir sistemini yeniden programlıyor. Bu sinir sistemini sakinleştiriyor. Aynı zamanda yeniden programlama etkisi de yaratıyor ve bu şekilde hastaların uzun vadeli sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Sadece 3 ay veya benzeri değil. Birçok hastam oldu. 1 yıldan fazla bir süre geçti ve hala iyi durumdalar. Denemek biraz cesurca ama bence önünüzde başka seçeneği olmayan birini gördüğünüzde bir şekilde her şeyi denemekte yani bir sakınca olmuyor. Yani bu onun olmuyor. Hayatını kurtardı. İşlemden sonra otoparkta ağladı. Meslektaşım bana hemen farklı hissettiğini söyledi ve şimdi hokey oynuyor. Çocukları ve karısıyla normal bir hayata geri döndü ve artık intihara meyilli değil. Yani demek istediğim, sadece bir hayatı kurtarmak benim için yeterliydi. Dolayısıyla bu kesinlikle araştırmaya değer. Üzerinde konuştuğumuz her şeyi bir özetleyelim. Anladığım kadarıyla genç bir hekim olduğun için, kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama görünüşe göre benden daha gençsin ve yenilikçi bir bakış açın var. Bu yüzden aynı zamanda kliniklerinin CEO'susun ve diğer insanlardan daha iyi olmak için. Ne yapmalıyım diye düşünüyorsun? Ayrıca diğer insanlardan daha güvenli ilerlemelisin ki biz, ben, Tony Robbins ya da Dubai'deki dünyanın en zengin adamlarından biri sana iç rahatlığıyla gelsin. Yani yaklaşımların hangi alana bakarsak bakalım, ister ruh sağlığı ister diyabet, beyin sağlığı, sistemik inflamasyon, yüz rejenerasyonu, bunlardan herhangi birine baktığınızda en iyi ve en uzun süre çalışacak mekanizmayı bulmayı hedefliyorsun.
hastana gelecek hafta tekrar gel diye bir yaklaşımın yok. Çünkü uzun süreli ve en yeni teknolojiye sahip bir çözümün peşindesin. Bütün bu kliniklerde beni izleyen insanları bilgilendirmek için sormak istiyorum. Aynı prosedürler mi uygulanıyor? Yani farklı kliniklerinde değişik işlemler mi? Ya da aşağı yukarı hepsinin aynı servisi sağladığı öncelikle bir sisteminiz mi var? Özetin mükemmel. Sanırım benim de yaptığım tam olarak bu ve bazı şeyleri yenilemek için iyi bir yol. Ve kliniklerle ilgili olarak Avrupa'da, Litvanya'daki ve Japonya'daki kanser tedavisi için daha uzmanlaşmış durumda. Bu muhtemelen başlı başına bir podcast konusu ama immünoterapi denen bir şey yapıyorlar. Ve Japonya'da evet. 20 yıldır hücre tedavisi, bahsettiğimiz doğal öldürücü hücreler, dendritik hücreler ve birkaç başka şey kullanarak kanseri tedavi ediyorlar. Yani bu konuda biraz daha uzmanlaşmış durumdalar. Japonya'da ayrıca birlikte çalıştığımız doktor bir plastik cerrah. Dolayısıyla yüz kozmetiği ve diğer konularda biraz ama daha uzmanlaşmış durumda. Ama bunun dışında her şey aynı. Sadece Eterna.health. Eterna.health. Bu tedavilerden herhangi birine ve daha fazlasına sahip olmak isteyenler müşteri hizmetlerine ulaşabilirler. Gelip seni görmeyi çok isterim. Hangi lokasyon daha kolay olur bilmiyorum muhtemelen. Muhtemelen Dubai. Estonya'da evet, buraya öyle. Oldukça yakın. Türkiye'den yani. Evet evet. Direkt uçuşlar var aslında sanırım oradan birkaç saat uzaklıkta. Evet. Yani çok teşekkür ederim. Harika bir podcast oldu. Vallahi saatlerce devam edebilirim ama eminim yapacak başka işlerim vardır. Bağlantıda kalalım. Bunlar çok... İnanılmaz yeni keşifler. Acı içinde yaşamak yerine kendilerini tedavi etmenin iyi bir yolunu arayan tüm insanlar için sana teşekkür ediyorum. Herkesten bana, benden sana bu kadar yenilikçi olduğun için çok teşekkür ederim. Minnettarım, beni ağırladığın için teşekkür ederim.